2022 hoş geldin ve aslanlar hoş geldiniz. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz değerli aslan burçları. Yükseleni aslanlar da buradaysa, ayları aslan da buradaysa. Evet, zirvenin tadını çıkartmak istiyorsanız Kuzey Ay düğümü verdiğiniz destek ve kariyeriniz ile ilgili güzelliklere, yeniliklere, hayatınızdaki var olacak noktalara gebe kalacağınız ve tutulmaların etkisiyle sabit burç olarak nabzınızı fazlasıyla nabzınız yapacağınız alanları fazlasıyla yakalayacaksınız. O yüzden yapmanız gereken tek şey zirvenin tadı, güzelliklerin tadı ve her şeyi böyle güzellikle isteyeceğimiz şans getirilecek ve şansları en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. İşle alakalı noktada şöyle söyleyeceğim. Geçmiş yaşadığınız iş konularınızla alakalı travmalarınız ön planda olabilir. Stresli ve yönetim ve gelir konularında ani hatalar yapabilirsiniz ama şans size kat kat fazlasıyla sunulacağı için ne kadar hata da yapsanız iş konunuzda şans kapınız çok açık olacak. Doğru bir evreyle bunları güzelliklere getireceksiniz. Belki de bu travma, Jüpiter'in enerjisi bu yıl sizin travmalarınıza, iş travmanız, ailevi travmanız, yönettiğiniz her şeyle ilgili kaygı ve stres bozukluğu yaratabilir. Lütfen ve lütfen bunları bir psikologla, bir enerjiyle, bir yenilikle değiştirmenizi öneriyorum. Büyük bir kurumsal firmayla ilgili anlaşmak ve yeni projeler ve hukuk alanında bile çalışıyorsanız kendi kurumsal yerinizi, kendi sisteminizi en verimli şekilde oturtacağız ve başarınıza çok güzel şanslar, ortaklı alanları da büyüteceğiniz fırsatlar, kazançlarınız, yeni imzalarınız, yeni oluşacak projeleri de çok güzel fikirler katacağınız bir yıl. O yüzden başınıza ne gelecekse güzellikten gelecek, kalbinize ne gelecekse geçmiş travmalarınızdan gelecek. O yüzden geçmiş travmaları güzellikle dokunarak iyileştirmenizi öneriyorum. Evet, büyük bir ortaklı işiniz varsa bozulabilir bu dönem. Anlaşmada bazı krizlerden dolayı yanlış anlaşılmalar bu yıl sizi çok fazla zorlayabilir. Ve bu zorlanmalar sonucunda yeniden kendinizi yaratacak şans kapılarınıza odaklanıp bunlarla alakalı dokunduğunuz her şeyi iyileştireceksiniz. Güzel etkiler var. Kurumsal değişiklikler yapmak istiyorsanız açılacak kapılar size, istediğiniz kurumsal kapıyı, devletle ilgili beklentileriniz varsa bunlarla ilgili de güzel şanslar, çevrenizdeki insanların size dokunmasıyla birlikte bu kapıların çok kolay bir şekilde hayatınıza geçiş yapacağını gösteriyor. O yüzden tam sırası, şimdi sırası, güzellik sırası diyorum. İşte başarı var. Eğer işsizseniz ve hala 3-4 yıldır bir çıkıyorsunuz, bir başlıyorsunuz, bir çıkıyorsunuz, hep yarım kalıyor ya. Bu sene özellikle Şubat'ın sonuna doğru iş yarımlıklarınız, parasal yarımlıklarınızda yavaş yavaş yerini bulacağı ve bunlarla ilgili kapıları güzelliklerle getireceğinizi gösteriyor. O yüzden bence siz bu sene işinizle alakalı eksik olan her şeyi en verimli şekilde sabit kurallarınız, düzeninizle alakalı kontrol ettiğiniz ve kendinizdeki etkileri ve gücü ve yıldızı bulduğunuz takdirde size dokunan hiçbir şey olmaz. Gülümsemeyi öğrenmek size iyi gelecek diyorum. Emlak piyasanızla alakalı, yani emlak alanıyla alakalı uğraşan toprak alım satım işiyle bu sene çok fazla toprak alım satımları, çok fazla satışlar, satış işiyle uğraşan, satış alanında primle çalışan birçok insan da çok büyük kazançlara ve bu kazançları kendi yatırımlarına doğru yöneteceksiniz. Bunlar da sizin güçlenmenize yardımcı olacak diyorum. Satmaya çalıştığınız ya da kendi eviniz ve annenize ait ya da babanıza ait mallarla ilgili satış çıkartıyorsanız çok doğru anlaşmalar ve bu anlaşmalar kazançlı olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Eviniz yoksa, yani maddiyat durumunuz yer altındaysa bu sene yavaş yavaş toprağınızda yeşerme, yavaş yavaş bu yeşillikle birlikte para gücünüzün keyfini çıkartma, kendinizi çok daha verimli şekilde bulacaksınız. O yüzden zirveyi parayla, paranın da tadını çıkartmak sizin göreviniz. Her noktada
yaşayacağınız, yani iş konusundaki yaşayacağınız pürüzleri gerçekten, mesela iş mahkemeniz vardır uzun süredir sönüyorsa para olarak size geri dönüş yapacak. İş iadesi beklentiniz varsa, devlette sıkıntınız varsa, iftiraya uğradıysanız bile bu yıl 2022 bunların çözülmesi sizi daha güçlendirecek bir evre olacak. Doğru avukat, doğru savaş, doğru enerji sizlere kat kat fazlasıyla hayatınıza geçiş yapacak diyorum. İlişki konularınızla alakalı noktada bu dönem bazı ilişkileriniz bitmek zorunda kalabilir. Yani güzel, uzun soluklu bir ilişkiniz evliliğe doğru giderken bitme kararı içerisinde olabilir. Çünkü ilişkinizle ilgili noktada kendinize sorumlu hissetmiyor olabilirsiniz. İlişkideki heyecanınız bitmiş olabilir. O yüzden uzun soluklu ilişkiler ayrılıkla bitebilir. O yüzden şimdiden yavaş yavaş ilişkiyle ilgili ne hissettiğinizi bulun, ona göre adım atın istiyorum. Bir de evli olan çiftlerimizle alakalı da ne kadar ekonomik olarak birbirimize destek olsak da konuşma iletişiminin çok bozulmuş olduğu için bazı evliliklerde de ters kavgalar, özellikle 4-5 ay çok fazla yorulacağımız stresli konuşmalar ve çocuklarımız bu stres içerisinde kalabilir. Sakin ve doğru bir mücadeleyle bunu geçirmeniz lazım. Yoksa evliliğinizde de çok ciddi krizler sizi bekliyor olabilir diyorum. Evli olan ve mutluluğu iyi olan, mutlu olan bazı aslan burçlarında da yeni yatırım, yeni bir ev, yeni iş ve birlikte ortaklı yapacağımız iş konularımız, yani karı koca ya da sevgiliyseniz yeni ortaklı düşüncelerimiz söz konusu olacak. Ve bu ortaklı işler bizim daha büyümemize ve gücümüz ve ilişkiyi daha sağlam bir noktaya itmemize sebep olacak. Nişanlı ve evlenmeyi düşünen çiftlerde ailevi sorunlardan nişanlanma, söz, nişan ertelenebilir. Aileniz hayatınızdaki insanı hiç istemiyor olabilir. Bu tarz tartışmalara, bu tarz büyük mücadeleler, hatta kafanızdan biz gidelim başka bir yere yerleşelim düşüncelerinizde ailelerde çok büyük sorun olacak. Aile gönlünü almadan sakın bu ilişkiyle adım atmayın diyor. Yurt dışına yerleşmek ya da çocuklarınız için yurt dışına gitmek isteyen aslanlar için şu an bu yıl bunu hazırlayacaksınız. 2023 bu kapınız için en doğru bir dönem olacak. Yani siz bu altyapıyı bu sene hazırlayıp seneye yurt dışı ile ilgili planlarınız, çocuklarınızla ilgili yaratacağınız kapıları en iyi şekilde aydınlığa iteceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Üzerinizde bu yıl dışarıdaki insanların gözünü çok, göz nazar enerjisi çok fazla. Evinizde uyku problemi, ruhunuzda bir yere sığamama enerjisi olacak. Bol bol dua, bol bol enerji, bol bol meditasyon yapmanızı öneriyorum. Sağlık konusunda ara sıra travmalarınız, geçmiş ataklarınız çok fazla olacağı için panik atağınız, korku enerjiniz çok fazla had safhada olacak. Bol yürüyüş, bol spor, yok bol pilates size çok iyi gelecek ve kendinizi şifalandırmanıza yardımcı olacak. Eğitim konusunda yarım kalanlar bu sene biraz erteleyebilir. Master ya da yüksek lisans okumak isteyenler, farklı bölüme geçmek istedikleri için master'ı ya da tekrar üniversite okumak isteyenler için master'ı erteleyip farklı bir üniversite hayatına geçiş sağlayacaksınız diyorum. Çocuklarınızla ilgili eğitim, lise, üniversite, bu sene birçok aslan burcunun çocukları başarı odaklı olacak ve hedeflerine de erişmiş olacaklar. O yüzden çocuklarınız üstüne sık boğaz etmeyin. Hatta onlarla film, sinema, konuşma, sokakta konuşma ve çocuklarınızın gözlerinizin içine bakarak onlarla iletişim sağlamanızı istiyorum. Çünkü siz ev içerisinde bir aslan keçiliyorsunuz. Pençeleriniz böyle açılıyor ve çocuklar sizden korkuyor. Korku enerjisini o çocukların üzerine adapte ettiğiniz için çocuklar da panikliyor ve hata yapıyor. Lütfen çocuklarınızla alakalı noktayı doğru değerlendirin diyorum. Eşiniz ya da sizin soyunuzdaki çözülmesini istediğiniz miras konularınızla ilgili gecikmeler olsa da haklarınıza ait her şey teslim olmaya doğru. Ama en doğru yıl 2023 dedim. Unutmayın. Evet, bol seyahat yılınız. Bu sene yazın tadını en çok aslanlar çıkartacak. Bu sene geçtiğimiz dönemlerde çok çalışmaktan ve ekonomik krizlerden yaşadığınız seyahatleriniz hep yarım kalıyordu ya. Bu sene bol bol seyahatler, bol bol kendinize iyi gelecek enerjilere hakim olacaksınız. Ya ailenizin yazlık ya da deniz gören bir noktada yeri varsa tadilat, tamirat ya da müteahhitle yeni anlaşıp yeni bir oluşum yaratma anlaşmanız da söz konusu olacak. Bu ara aslan burçları
teknolojiye merak sarabilir, yabancı dile merak sarabilir. Bu tarz eğitimler daha ön planda sizi mutlu edecek evreler söz konusu olarak uyarı veriyor. Bu da size iyi gelecek. Bu ara şans konunuzla ilgili, evet, şans oyunları oynayabilir. Paranızı farklı noktalarda değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bu konularınız Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'a kadar verimli. Ondan sonra eğer ki bu tarz takipler yaptığınız takdirde zararı. Yani borsa, dijital parayla uğraşıyorsanız o dediğim tarihler daha şanslı ve daha bereketli olacak diyorum. Evet, ailede de en büyük sorun bu yıl dışarıdaki olaylar, devamlı sizin annenize, babanıza, kardeşinize ve aranızdaki iletişimde yanlış anlaşılmalara sebep olacak. Herkes kim ne duyduysa duyduğunuz kişiyi masaya yatırın, yoksa iftiralara, yalanlara maruz kalabilirsiniz. Bu ara estetik düşünün. Bu sene aslanların çoğu estetik kafasında, kaş, göz ya da erkeklerin çoğu vücut yapma evresine geçiş yapacak. Vücut estetiği de çok ön planda olacak bazı aslan burçlar için. Haydi bakalım güzellik, haydi bakalım güzel oluşan her şey sizinle olsun. Güzel ve zirve yılınız. Hayatınızdaki hedeflerinize bol bol dokunun. Bilinçaltınızdaki korkularınız ve yaşadığınız travmalarınızla bu sene yüzleşmezseniz 4 yıl daha büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Bu sene bunlarla yüzleşip yolunuza bakmanızı, güzelliklerin size geçmesini temenni ediyorum. Mutlu kalın. Ha, çocuk tedavisi için yapabilirsiniz. Bir risk görmüyorum. Hoşça kalın.